yaşar beş kişi. Ben hiç yormam kendimi, hanım halleder dertleri. Ah odur bu evin direği. Bizim evin bin oğlum halleri. Ah ah böyledir. Bizim evin bin oğlum halleri. Ah ah böyledir. Evimin güzelleri, ben geldim. Hoş geldin canım. Günün nasıl geçti? İyi işte. İş nasıl gitti? Aynı. Kızlarım nerede? Bahçede oyun oynuyorlar. Zeynep bütün gün parmak kaldırıyormuş. Burnunu karıştırdıktan sonra marifetini göstermek için. Şevval de bugün koca bir mandalinayı olduğu gibi yutmuş. Az kalsın boğuluyormuş. Meğer boynundaki silgiyi de yutmuş. Öğretmen ipi tutup çekince hepsini kusmuş. Olsun, iyi bir başlangıç. En azından artık meyve yiyor. Ben bu okula o kadar parayı bunlar için mi veriyorum? Bunların hepsini evde de yapabilirler. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızlar. Gel bakayım şöyle. Sen de gel bir yanak ver bakayım babaya. Ben de şimdi sizi soruyordum ha. Ne yapıyorsunuz bakayım, iyi misiniz? Baba ben mandalina yedim, kustum. Normaldir, büyüdün tabii. Baba hadi gel oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Ha tamam, şu oyunu oynayalım. Siz dışarı çıkacaksınız. Ben mutfakta saklanacağım. Saklanınca da gelip size saklandığımı haber vereceğim. Tamam mı? Tamam. İyi hadi bakalım. Saklanıyorum, saklanıyorum. Saklanıyorum, saklanıyorum, saklanıyorum. Hayatım, sen şu oyunu kızlarla bahçede oynasan da ben de burada rahat rahat yemek hazırlasam. Peki hayatım. Kızlar, ben saklandım, geliyorum. Şapşi. Anne, babam bizim zıptımıza biniyor. Bırak binsin yavrum. Hayatım ne oldu? Kandırıldım. Üstünde beş yaş ve üstü yazıyordu. Anne babamın dizi uf oldu. Çok ayıp şeyler söyledi. Hem de beş tane. Hayatım benden öğrenmeseler nasıl olsa okulda duyacaklar. Tamam, tamam. Şuraya kadar yeter. Yavaş. Canım canım. Bu suyum. Tamam, tamam, tamam. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ev ablanma Allah aşkına. İyiyim diyorum ya. Niye geldik ki zaten buraya? Oh. Selin. Şuradan biraz doktor eldiveni alsana. Aa, saçma. Yapma be güzelim. Onlara para mı veriyorlar sanıyorsun? İlaç firmaları bedavadan dağıtıyor ya. Ya ben hırsız değilim. Canım çocuklar için. Şimdi onlardan böyle alırız götürürüz eve şişiririz. Ben bir güzel boyarım. Çocukları oyalar, oynarlar. En az bir saat. Tamam. Çocuklar için ha, bol al. Bol al ya, bol. Ha. Evet. Hey merhaba. Ben iyiyim. Hasta burada. Feroz Bey. Röntgeninize baktım. Pek öyle kırık çıkık gibi bir şey görünmüyor. Acıyor mu? Acıyor, evet. Siz sıkmadan önce daha az acıyordu. Size bir ilaç yazacağım ancak bu ilacın tansiyon ilacınıza yan etkisi olup olmadığını bir kontrol etmem lazım. Hemen geliyorum. Oğuzcuğum, doktor bey tansiyon ilacı mı dedi yoksa ben yanlış mı duydum? Nereden çıktı bu tansiyon? Canım tansiyon mu? Nereden çıkacağı belli mi olur? Ne bileyim ya, ben doktor muyum? Ne kadar zamandır bu ilacı alıyorsun? Yani bir hafta oldu olmadı. Bir ay. İki ay. Altı ay ya. Altı ay. Oğuzcum biz hayat arkadaşıyız. İnsan çeşinden böyle bir şey saklar mı? Niye bana söylemedin? Doktor bey, doktor bey. Siz burada yokken eldiven aldı. Buyurun.
Yapma dedim. Yap. Hoca kadın. Ay bana söylemediğine inanamıyorum. Hiç ilaç içtiğini de görmedim. Senin, sence ben tuvalette sadece bulmaca mı çözüyorum? Oğuz bana bunu nasıl yaparsın? Dur. Sana o kadar kızgın olduğum halde niye şu anda bağırmıyorum biliyor musun? Tansiyonun fırlar da ölürsün diye. Ya niye bana söylemedin? Söyledim hayatım. Sana öyle çok uzun bir mektup da yazdım. Ama ya posta da kayboldu ya da adresi yanlış yazmışım. Sen hala Çeken Sokak 6 Taksim 2'de oturuyorsun değil mi? Evlenince taşındım. Seni endişelendirmek istemedim. Niye? Benim kocam için endişelenmeye hakkım yok mu? Bana Zeynep'le şevval muamelesi yaptın. Dur ben sana buz getireyim. Selin'ciğim ne olursun abartma. Hem erkekler için tansiyon iyidir ya. Hele benim gibi bir tribün lideri için az bile. Bak çok iyi söyledin. Bundan sonra maça gitmek de yok. Yani miyop bir hakem ofsaytı kaçırdı diye üç çocukla dul kalmak istemem. Ne diyorsun Selin ya? Tribünden uzak kalan erkeğin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Tansiyonum çıkmasın diye bitkisel hayata mı gireyim? Eniştemin dizi nasıl? Doktor biraz incinmiş. Birkaç gün dinlensin geçer dedi. Vallahi kolay gelsin ablacığım. Yuvası için saçını süpürge eden mutfak robotu yani sen. Şimdi de bu evin hazır acil servisi olacak. Çocuklara baktığın için sağ ol. Ya ablacığım lafı bile olmaz da aklıma gelmişken senin hani şu siyah gece elbisen var ya. Ben onu ödünç alabilirim herhalde. Ama niye olduğunu sorma. Peki niye? Nermin evleniyor. Ay Metin çok üzülecek. Abimle Nermin'i tanıştıran bendim. Şimdi düğüne gidersem abim bozulacak. Gitmezsem Nermin çok eski arkadaşım, o darılacak. Ama söylemezsen eninde sonunda öğrenecek ve bozulacak. Söyleyeyim değil mi? Yok ben söylerim, sen şimdi küt diye söyler adamın kalbine indirirsin. Ay indirmem canım, indirmem. Niye indireyim? Köpeği öldüğünde nasıl söylediğini ben hatırlıyorum. Cesedini yatağın üstüne koymuştum. Ablacığım, abim o zaman 7 yaşındaydı ve zekası şimdiki seviyedeydi. Anlaması için böyle yapmam gerekiyordu. Ne yapacaksın? Şimdi de Nermin'i mi gelinlik içinde yatağına koyacaksın? Yok, onu yanlış anlar. Selin, buz! Ben söylerim. Ne konuşuyordunuz? Gül'ün şeyi anlatıyordum. Hiç umurumda değil. Selin'ciğim, aslında buna ne iyi gelir biliyor musun? Ne canım? Çerez. Hayatta olmaz. Bundan sonra öyle abur cubur yemek yok, yiyeceklerine dikkat edeceksin. Sonra sporu arttıracaksın. Ya da başlayacaksın. Esas düşman stres. Bundan sonra içine hiçbir şey atmayacaksın. Her şeyi bana anlatıp rahatlayacaksın. Selin, sen benim karımsın. Erkek adam öyle her derdini karısına dökmez. Tansiyonu yükselmesin diye karısını çökertmez. Tam tersi Oğuzcuğum. Biz hayat arkadaşıyız. Ya her şeyi benimle paylaşmasın. Mesela belki seni işte üzen bir şeyler var ya da çocukluğundan kalma korkuların var. Bunları benimle paylaşmalısın. Hayatta olmaz. Bunları da seninle paylaşırsam benden geriye ne kalır? Hı? Karizma çizilmiş, kişilik silinmiş. Benim bir tribün lideri olduğumu unutma Selin. İyi işte Oğuz. Evinde de bir tribün lideri gibi heyecanını, sıkıntını, hayal kırıklığını yaşayabilirsin. Yani orada yapabiliyorsan burada da yapabilirsin. Hadi hadi hadi. Ben bu kadın numaralarını yemem. Beni eve bağlamak için tansiyonumdan istifade ediyorsun. Aşk olsun aşk Ito. Ben seni ne kadar çok seviyorum. Her gün eve geldiğin yolunu gözlüyorum. Sen üzülürsen ben de üzülürüm. Sen acı çekersen ben de çekerim. Gerçekten mi? Ağlar mısın? Çok ağlar mısın? Hem de çok. Salya sümük. Eteklerimi sile sile. Peki, madem öyle. Sana söz veriyorum. Bundan sonra bütün dertlerimi, sıkıntılarımı seninle paylaşacağım. Yani kafama takılan ne varsa sana söyleyeceğim. Mesela şu anda kafama çerez takıldı. Merhaba evimin demirbaşları. Hoş geldin baba. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsınız bakayım? Baba aramızla çay demleyeceğiz. Sen de gelsene. Ya sen de iç. peki. Gelirim ama bir şartla.
O ayıcıkla yan yana oturmam. Biliyorsunuz geçinemiyoruz. Kızlar, babanızın biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Hadi koşun siz çay koyun, ben de kurabiye getireyim, tamam mı? Hadi. Hayatım. Dondej. Ben senin neye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Neye? Şöyle koltuğuna oturup bir güzel ense yap. Ense mi? Bu hayatta yapmaktan vazgeçemeyeceğim tek şey. Ama gel bakalım birlikte ense yapalım. Hayatım, sana içecek bir şeyler getireyim mi? Şöyle tansiyonuna iyi gelecek bir şey. Ve madem içinden geldi, kocana bir rakı sofrası kur bakayım. Peki bakalım. Günün nasıl geçti? İyi işte. Hayatım, bunu konuşmuştuk. Ciddi ciddi soruyorum. Günün nasıl geçti? Ya Ali var ya, hani evrak getir götür işleri yapıyordu. İşi bıraktı. Peki bu sende bir his uyandırdı mı? Yeni bir elemana ihtiyacım var hissini uyandırdı. Onu kastetmiyorum hayatım. Yani bu sende nasıl bir his uyandırdı? Üzüntü mü yarattı, sıkıntı mı yarattı yoksa sinir mi yaptı? Hayır. Ama bu tavır sinir yapıyor. Ama hayat, ben sana yardımcı olmayı, iş stresini hafifletmeye çalışıyorum. Sen de bana yardımcı olmalısın. Oh, iyi, peki tamam, madem öyle istiyorsun. Ali beni çok kızdırdı, sinirlendirdi. Yani tepemin tası attı. Resmen yarı yolda bıraktı ya. Kıyamam ben sana. Sinirim galiba sırtıma vurdu. Ay yazık sana. Yani nasıl öfkelendirdi anlatamam. Hiç kıyamam. Oh be, gerçekten rahatlatıyormuş. Dünya varmış ya. Oğuz, senin sırtında kulunç var. Ben bir masaj kremi alıp geleyim. Tamam işte, budur abicim, budur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunu doğru düzgün oynayabilirsek hayatımızın sonuna kadar ense yaparız. Ne haber abla? Mesajını aldım. Hayırdır? Hoş geldin Metin'cim. Şöyle otursana. Gel. Otur. Abla biri mi öldü? Hani Gül'ün üniversitede bir arkadaşı vardı. Sen de iyi tanıyordun. Şu mankenlik yapan kız, Nermin. Sözlenip ayrıldığım, beni terk eden Nermin mi yoksa? Bunun seni çok üzeceğini bilsem de yine de söyleyeceğim. Nermin evleniyor. Eğer ayrılmasaydık, eğer hala beni çılgınlar gibi seviyor olsaydı, eğer çikolata, çiçek alıp evine istemeye gitseydim, eğer babası da al oğlum deyip elini öptürseydi, şimdi damat ben olacaktım ya. Metin'cim sen yine de üzme kendini. Bir de iyi tarafından bak. Yani bu ilişki sende çok güzel hatıralar bıraktı. Evet. Yakmaya çalışıp tutuşturamadığım birkaç eşyası kaldı bende. Bir dakika, bisikleti bende kalmıştı. Ben şimdi nasıl gidip onu geri vereceğim? İstersen ben sana yardım ederim. Yani bisikleti ben veririm. Sen hala üzülüyorsun. Evet abla, haklısın. Sen hallet. Ben geldim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk Tontiş. Ya eve gelirken içimde garip bir his oluştu. Sonra bahçeye doğru yaklaştıkça bu his bir kokuya dönüştü. Umarım hislerim beni yanıltmıyordur. Evet, Nermin evleniyor. Yok ya, öyle bir koku değil. Tebrik ederim Aşkito, bildiniz. Fırında makarna yaptım, hem de yassız peynirle. Mutfak değil, laboratuvar. Hoş geldin baba. Hoş bulduk bademlerim benim. Gel bakayım, gel. Gör, gör seni de bir. Kızlar, babanıza ne diyecektiniz? Seni çok seviyoruz baba. Bir daha bizimle oyna diye tutturmayacağız. Şuna bakar mısınız? Bu ailedeki cevherlerin bir gün ortaya çıkacağına hep inanmıştım. Metin'cim, kızlarla yukarıda biraz oyun oynar mısın? Oynarım abla. Hadi gelsin dayısının bir taneleri. Gidelim biz. Hadi, hadi. Gel canım, otur şöyle.
geçti? Gayet iyiydi. İyi derken neyi kastediyorsun? Gerçekten iyi. Yani o Ali vardı ya, işten ayrılan. Geri döndü. Evrak çantamı buldum. Mutfak dolabı unutmuşum. Allah'tan içindeki çerezler nemlenmemiş. Güzel. Şifalı ellerin omuzlarıma bir merhaba demeyecek mi? Hayır. Madem sen her şeyi içine atmak istiyorsun. Peki. Peki o zaman. Aslında bugün çok tatsız bir olay oldu. Sahi mi? Maalesef. Anlatmak ister misin? Onun için buradayım. Yıkılmaz inşaat sanayi var biliyorsun hayatım. Kredilerini ödeyememişler, iflas ettiler. Topu attılar yani. Maalesef. Bize de 25 milyar borçları var. Yapma ya. Evet, rezalet yani. Az değilmiş. Olsun canım. Senin şu toplu konut projen onaylanırsa kat kat kazanırsın. Ay. Oh. İyi ki sana açılmışım ya. Tüy gibi hafifledim ha. Hayatım, ben şimdi senin ne yapmanı istiyorum biliyor musun? He? Salona gidip koltuğa şöyle bir ayaklarını uzatıp rahat rahat dinlenmeni. Hay Allah, yuvam, güzel yuvam. Hiçbir şeyi dert etme, olur mu? Olur. Ay, iflas ettik. Feci bir kabus gördüm ya. Sen hala yemek yapmıyorsun değil mi? Ne yapıyorsun sen öyle? Ay, ya bir matematik sorusu vardı aklıma takılan, ona bakmıştım ama boş ver, bu kadar kafa patlatmaya demese diğer biz yatalım. Dur Seneciğim. Faturalar, fişler, hesap makinesi falan. Ne karıştırıyorsun? Ekonomik sorunumuza bir çözüm buldum. Evimizi ipotek ettireceğiz. Sen de o parayla yıkılmaz inşaat sanayine kaybettiğini karşılayacaksın. Hayatım sen niye bunlara kafanı yoruyorsun? Ha? Bilmiyor musun? Yeni deprem yönetmeliği inşaat işini çok hızlandırdı. Bütün binalar yıkılıp yeniden yapılacak. Biz mimarlar bir tane ev çizeriz ama müteahhitler aynısından 100 tane yapar ve hepsinin de parasını bize verirler. İşte müteahhitler bu yüzden mimarları hiç sevmezler. Ben senin omuzlarındaki yükü birazcık hafifletmek istiyorum. Ay Oğuz, gecenin bu saatinde yeme şunları karşımda. Ne yemeyeyim canım? Yiyeceğim işte. Tadı güzel olup da faydalı olan hiçbir şey yok. Fındığa haksızlık etme. 3 çocuğumuz var. Al işte. Sıkıntılarımı neden sana anlatmadığımı anlıyorsun değil mi? Ha? İş hayatındaki problemleri ne zaman sana anlatsam hop bir anda burnunu sokuyorsun, o problemleri çözmeye çalışıyorsun. Tabii bu durum sana ağır geliyor. O zaman da böyle gece yaraları kafayı yiyorsun, deliriyorsun. Delilik benim yaptığım değil. Hayali inşaatla zengin olmak. Hayali ihracatla oldular ama. Ya Oğuzcuğum, bu konu ciddi bir şey, ne olur. Tamam. Sakin ol hayatım. Aslında bak, bu durumda sana en iyi gelecek şey ne biliyor musun? Ne? Özel bir kremle harika bir masaj. Çok iyi olurdu. Tabii, çok iyi olur. Hadi iyi geceler. Ne haber abla? Memin'in bisikletini getirdim. İşine yarar mı bilmiyorum. Bu bisikleti sen mi bu hale getirdin? Balkondan düştü. Ha, öyle mi? 15-20 kere de arabayla üstünden geçtim. Kazayla. Nasıl olmuşum? Ablacığım, artık bu elbiseyi benden geri almazsın. Nermin'in düğününde kendime uygun, münasip bir kısmet bulurum. Nişanıma da bu elbiseyi giyerim. Bir dakika şimdi. Sen Nermin'in düğününe mi gidiyorsun? Ya abla, hani söyleyecektin Nermin'in düğününe gideceğimi? Gülüm Nermin'in düğününe mi gidiyor? Hayatım, üzülme diye söylemedik. Ya aslında abi, benim sana söylemem gerekirdi. Nasıl söyleyecektin? Köpeğimin hastalandığını söylediğin gibi mi?
Abla baksana hiçbir şey anlamamış. Abicim o köpek ölmüştü. Benim köpeğim. Ölmüştü. Çocuklar yeter. Bakın birazdan enişteniz gelecek. Bu ara canı çok sıkkın. Yıkılmaz inşaatın iflası onu çok üzdü. İflası mı? Yıkılmaz inşaat iflas etmedi ki. Ama Oğuz bana iflas ettiklerini, bizim de 25 milyarımızın battığını söyledi. Abla öyle bir şey yok ya. Adamlar hakkında bir söylenti çıktı. Onlar da bilançoyu açıkladı. Yani taş gibi ayakta duruyorlar. Biz o 25 milyarı çoktan aldık. Öyle mi? Ben şimdi onun canını okumaz mıyım? Abla, bunu benden duymadın değil mi? Merhabalar. Vay! Bir karne faciası daha ha. Karnedeki birileri on yapıp pedere gösterirsin. O da hediye olarak sana bir bisiklet alır. Okul açılınca foyan ortaya çıkar. Baban da bisikleti paramparça eder. Vay canına. Ne günlerdi ya. Çocuklar, enişteniz bugün zor bir gün geçirmiştir. Ona biraz meyve sövmeye ne dersiniz? Kalıp izlemeyi tercih ederim. Kaybol. Gel hayatım gel. Geldim. Rahat rahat otur şöyle. Tamam canım. Yıkılmaz inşaat işinde gelişme var mı? Hiç canını sıkma. O problem halloldu. Paramızı da aldık. Allah'a çok şükür. Çok rahatladım. Ben de öyle, ben de öyle. Nasıl oldu peki bu iş? Nasıl oldu? Onun nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Ben bile. Şöyle oldu. Kazı sırasında öyle bir gömü buldular ki Haliç'teki altınlar bile yanında memur maaşı kalır. Bana yalan söyledin. Efendim anlamadım. Yıkılmaz inşaat işini Metin bana anlattı. Yalanlarından haberim olsun. Oğuz bu bugüne kadar yaptığın en aptalca şeydi. Ya az kalsın evimizi ipotek ettirecektim. Bana ne, ne, sesini yükseltme. Benim yüksek tansiyonum var. Ya öyle mi? Niye bana bu konuda yalan söyledi? Buna yalan denemez. Beni sen zorladın. Nasıl yani? Şöyle yani. Ben o gün eve geldiğimde sana bir sorunum yok dedim. O sen bu soru yağmuruna tuttun. Ya kabul et. Bir sorunum olsun istiyordun. Çünkü bir sorunum olunca sen rahatlayacaktın. Herhangi bir sorun olmadı mı işin rahat etmiyor çünkü. Eniştem haklı. Ablacığım sen biraz sorun manyağısın. Ne? Nermin'in evleneceğini Miti'de söyleyeceğim diye tutturmadın mı? Yani sen istiyorsun ki hep bir sorun olsun, sen o sorunu çöz. Yani bir sorun olmayınca sen boşluğa düşüyorsun. Sen de hainsin. İnsanları sırtından bıçaklıyorsun. Hakkımdaki düşüncelerini bu denli açık söylediğin için çok teşekkür ederim. Sevinciğim bak ne olur kabul et. Sen başkalarının derdini kendine dert edersin. Sonra da eline yüzüne bulaştırırsın. Hani çözeceğim derken yeni bir sorun çıkarırsın. Ay çok özür dilerim. Ben sevdiğim insanlara yardım etmeyi seviyorum. Abla, psikologlar senin bu haline kapsamlı ilgilenme diyorlar. Ya, ya gördün mü bak? Bu bir hastalıkmış. Ne yani? Ben şimdi hasta mıyım? Ben sevdiğim insanlarla ilgilendiğim için hasta mıyım? İyi, iyi, çok iyi. İyileşmenin ilk adımı hastalığı kabullenmektir. Merak etme, bunu birlikte çözeceğiz. Ta ki başka birine asla yardım etmek istemeyinceye kadar. Öyle değil mi? Hoş geldin. Merhaba hayatım. Merhaba. Bana günün nasıl geçti diye sormayacak mısın? Hayır. İyi, iyi, güzel. Gelişme var. Aslında bugün çok tatsızdı. Klima bozuldu. Yani yeni bir klima mı alsam yoksa tekrar servisi mi çağırsam bilemedim ya. Nasıl istersen hayatım. En iyisini sen bilirsin. Bu da nesi? Akşam yemeği. Sen biftek sevmez misin? Kırmızı et yiyebilir miyim yani? Patatesin üstüne tereyağı mı istersin, mayonez mi? Ya da her ikisini birden mi tercih edersin? Anladım.
Mayonezle tereyağı yedikten sonra patatese gerek yok ki. Pekala, yemek vakti. Her şey harika görünüyor. Afiyet olsun. Çok güzelmiş. Bak, ham yapıyorum ha, gidiyor. Bak bak. Afiyet olsun. Bak, yiyorum ama ha. Tamam, afiyet olsun hayatım. Tamam, tamam Selin, yapma. Oyun bitti. Ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına? Bu etle beni öldürmek mi istiyorsun? Ne münasebet hayatım. Ben sadece artık kimseye yardım etmiyorum. İyi, iyi. Çok iyi. Hatalardan ders almak erdemdir. Yani kimse mükemmel değildir. Eminim benim bile hatalarım vardır. Selin yeter ama tadını kaçırdın vallahi. Efendim? Ve şimdiden o sinir bozucu tavırlarını özlemeye başladım. İnsanı çıldırtan sorularını, iğneleyici laflarını, tatsız tutsuz diyetlerini, emniyet kemerini tak onu yapma, bunu yap, kimseyle dalaşma demeni, güneş kremi sür diye tutturmanı, donla dolaşma diye uyarmanı çok seviyorum ya. O sen benim hasta olduğumu söyledin. Ama hayatım seninki iyi bir hastalık. Eğer sen olmasaydın ben sürekli dürüm yiyen bekar böyle 200 kilo 40 yılın başı proje çizebilen kazandığı 3-5 kuruşu da at yarışı toto lotoya yatıran iğrenç bir herif olurdum. Sen beni sevdiğin için sürekli uyarılarda bulunuyorsun. Sen şimdi benimle duygularını mı paylaşıyorsun? Hayır. Seni sevdiğimi anlatmaya çalışıyorum. O da bir duygu. Tamam tamam, ukulalık yapma. Öyleyse bir şeyler anlatacak mısın? Eve geldiğimde bir şey söylemediysem anlatacak bir şey yoktur. Anlaştık. Ayrıca senin günün ya da sinirli 4 günün hakkında bir şey de duymak istemiyorum. Ha? Anlaştık. Evet şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bu et benim mi? Hayır, o benim. Bu senin. Bunun yanında ne iyi gider biliyor musun? Böyle pastırmalı pide. Asla. Ne? Kola? Soda olabilir. Oğuz, o etten uzak dur. Oğuz! Ben geldim. Hoş geldin canım. Nasılsın hayatım? İyiyim. Günün nasıl geçti? Önce mutlu, sonra durgun, sonra üzüntülü, sonra kurt gibi aç ve sonunda arabama binip mutlu yuvama doğru gaza bastım. Yemekte ne var hayatım? Haşlanmış karnabahar. En sonunda da sinirli. Kızlar seninle oyun oynamak istiyor. Onlarla oynar mısın? Tonti şu anda çok önemli bir işle meşgulüm. Oğulcuğum, farkında mısın bilmiyorum ama ben buradan seni görebiliyorum. Peki tamam. Gönder gelsinler. Kızlar. Baba bizimle oynar mısın? Seninle oynamak istiyoruz baba. Ha, oynamak istiyorsun. Tamam oynayalım. Ne oynayalım? Bir lirayı bulma oyunu oynayalım mı? Ha? Tamam. Oley! Bir lirayı bulana 25 kuruş vereceğim ha. O ne dayı? Neye benziyor bir tanem? Canavar mı? Yok, bu bir at. Ama canavara daha da çok benziyor. Nasıl yani? Yatağınızın altındaki canavarlar gibi mi? Ne yapıyorsunuz bakayım dayınızla? Dayım dedi ki. Biz de nasıl eğleniyoruz dayı yani, değil mi kızlar, değil mi? Herkese merhaba. O poşetlerde ne var? İşler, faturalar falan. Sen doldurur musun abicim? Şimdi mi?
Şimdi şöyle bir şey. Ben bir muhasebe şirketiyle anlaştım ek gelir olsun diye. 2 güne kadar teslim etmem gerekiyor bu faturaları. Teslim etmezsem tazminat ödeyeceğim. Ödemediğim takdirde hapse gireceğim. Bu sana değil muhasebe şirketine ek gelir olacak o zaman. Hadi abi ya bak ben senin için neler neler yaptım. Ne gibi? Ya ben seni Türkiye'nin en güzel kadınıyla tanıştırdım. Nazmiye Hanım'dan bahsediyorsun evet. Değil mi? 60 yaşındaydı kadın, insaf ya. Bir kere o kadın Türkiye Cumhuriyeti'nin güzellik kraliçesi seçilmişti. Yapma ya. O kadın gençken cumhuriyet ilan edilmiş miydi? Ben seni o kadınla İngiltere'de okuyan kızı dönmeden gözüne gir diye tanıştırdım. Sen ne yaptın? Kadının karşısına geçip siz bana göre çok büyüksünüz. İngiltere kraliçesi olsa evlenmem dedin. Abicim, ne olur bak hatırım için bak kızlara da ben bakarım. Ne istiyorsun karşılığında söyle tamam. Metin, buraya bıraktığın çamaşırları yıkat işte. Tamam, yıkarım ama iç çamaşırlarını değil. Olmaz, hepsi iç çamaşırı. Unut gitsin. Kızlar size bir konu versem teyzenizin resmini çizebilir misiniz? Uçurtmayı vurmasınlar iki. Gülün kadınlar koğuşunda. Saçları nasıl alsın? Pırasa gibi, yani normal hali. Abicim, sen kazandın. Vallahi bana pek öyle gelmedi ama. Vay 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 vay. Akşam yemeğe çıktığım kadına bakın. Kızlar, bugün bir erkek kardeşiniz varsa bu kıyafete borçlusunuz. Draperleri tekrar diktirmek zorunda kalmıştım. Ben nasıl olmuşum? Başka çocuk istemez gibi. Neyse hadi gidelim o zaman. Güzel kızlarım. Dayı yüzmek yok tamam mı? Sakın yaramazlık tamam. Yapmayın. Tamam. Metinciğim bir saatten fazla televizyon izlemek yok. Saat 9'da yatsınlar. Karnınız acıkırsa buzdolabında mantı var. Ya bu mantı niye bir kere de ben evdeyken yapılmıyor? Orada bir boş park yeri var. Ay yok, engelliler içinmiş. Senin kolun incinmemiş miydi? Yok. Aa, bak oradan biri çıkıyor. Birader, kime diyorum? Orası mı? Oğuzcuğum, orası senin değil. Hem adam nereden bilsin senin oraya park etmeye karar verdiğini? Canım, boşuna mı frene bastım, selektör yaptım? Bile bile yerimi kaptı ya. Kardeşim, ben... Oğuzcuğum. Camlar kapalı. Adam seni duyamaz. Yani bana bağırıyorsun. Sakın arabadan inme. Hayatım, sadece gidip adama yaptığının medeni bir şey olmadığını izah edeceğim. Lütfen Oğuz, artık kimseden kocam adına özür dilemek istemiyorum. Tanıdışım bu sefer farklı ama. Bu sefer şoför erkek. Bak, orada başka bir boş yer var. Orası hayatta olmaz. Ya oraya park edersem hakkımı yedirmiş olurum. Ne hakkı? Hak işte, tüy bitmemiş yetim hakkı. Oğuzcuğum, ben kocamla güzel bir gece geçirmek istiyorum. Yemek yemek istiyorum, sinemaya gitmek istiyorum. Ne olur mahvetme. Peki, tamam. O levyeye elini sürersen, o eli bir daha bana süremezsin. Nasıl gidiyor? İçmeden sarhoş oldum. Bunlar kimin fişleri ya? Hepsi teker. Bunlar iadeyi almadan kesin ölür. Ay tövbe tövbe, ağzını hayra aç. Ya hayır mı şer mi bilemem ama artık açacağım ağzımı yumacağım gözümü ha. Tamam tamam bırak. Hepsini ben doldururum. Senin çamaşırlarını yıkamaktan da kurtulurum. Zaten onları yıkamak değil şiddetle kazımak gerekiyor. Allah Allah. Özel hayatıma karışma kardeşim. Kalk dayısı gidelim biz oyun oynayalım. Canım bu gece çok güzelsin. Teşekkür ederim. Çok çok güzelsin. O kadar arzu doluyum ki. Aşığım ben buraya. Ya her şeyi yiyebilirim. İyi hayatım, yiyebildiğin kadar ye. Bu gece senin gecen ya. Ay Oğuz, koş şunları cebine. Bak canım. Bu ticket'lar ecnebi marka olduğu halde yabancı içkide geçmiyor. Ama sen adisyonda meze olarak yazacaksın. Böylelikle bu ayıbı kapatmış olacaksın. Ben de bunun karşılığında... Sana mükafat olarak 20 kağıt bayılıyorum. Duyar değil mi? Oğuz koş.
koy şunları cebine. Her yerde bizi rezil etmesen olmaz yani. Hayatım ne yapayım? Biraz tasarruflu davranmak zorundayım. Yoksa senin krem paralarını nasıl karşılayacağım? Niye? Ben Hülya Avşar mıyım? Ha, çaktırmadan bak, çaktırmadan. Ha, parkta benim yerimi kapan adam değil mi şu? Oğuz. Ama o herif benim yerimi kaptı. Ya ne olur kapat şu konuyu. Bak 40 yılda bir baş başa yemeğe çıktık. Ne olur keyfimizi kaçırma. Peki, peki tamam. Bu gece bizim gecemiz. Muhabbetimizi bozmayalım değil mi? Keyfimize bakalım. Ne? Hangi filme gideceğiz? Bir Fransız filmi. Fransız filmi mi? Ay şimdi o entel denteldir. Adamı zorla bunalıma sokarlar. İki genç kızın hikayesi. Ha, bu fena olmayabilir. Adı ne? Meleklerin Düş Yaşamı. Ay hayatta olmaz. İsminden belli. Ne kavga, ne dövüş, ne erotik sahne. Ben kesin uyuyorum. Bak, bak bak bak. Bak şu tavırlara, bu havalara bak. Bak. Bırak şu adamı olsun. Nasıl bırakayım hayatım, görmüyor musun? Adam en güzel yerde oturuyor. Şöminenin yanında. Sinir oluyorum, tepeme fırlıyor. Ay nerede oturduğun değil, kiminle oturduğun önemli. Oğuz. Sen. Ben seninle birlikteyim değil mi? Ve sen, ve sen çok güzelsin. Yanağını uzatır mısın bana? Bak, 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 bak. Allah aşkına yaptığına bak. Bak, yan masadan çatal arakladı. Ve pervasızca başkalarının eşyalarını çalıyor. Bunun kesin arabası da çalıntıdır. Anlaşıldı. Kalk, yerleştireceğiz. Kalk, 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 kalk. Hayatım, kalk. Şu güzel geceyi bozmayayım diyorum ama herif inadına bak, benim... Oğuz, yeter, otur. Ama bu... Çok şükür. Siparişinizi alabilir miyim? Tabii. Ben bir hillim salatası istiyorum. Ardından da patates kızartması ve fırında tavuk. Ben önce pirzola istiyorum. Yalnız pirzolamız az önce bitti efendim. Çok özür dileriz. Dur tahmin edeyim. Son pirzola şu herifin önünde değil mi? Evet. Nasıl evet ya? Beyefendi sizden önce sipariş ettiler ve pirzolamız kalmadı efendim. Allah Allah. Sen de ne kadar rahat konuşuyorsun. Sanki hiç problem yokmuş gibi. Menüde pirzola var. Bu herifin önünde var ama bende yok. Bu tüketici haklarını ihlal değil mi? Dava edeceğim sizi. Avukatlar ticket kabul ediyorsa edebilirsiniz efendim. Nasıl yani? Sen benim avukata verecek param olmadığını mı söylüyorsun? Son paranızı galiba bana verdiniz. Yeter olsun. Selin, Selin, Selin. Hayret bir şey. Zaten buraya gelen de kabahat. Böyle kefazelikler Selam abinin köfte arabasında olmuyor. Ver, ver benim parayı. Bahşişi, bahşişi. Gülün. Kovan nerede? Kolanı istiyorum. Getiriyorum. Dineme baktım, günleri hatırladım. Rahmetlinin son günleri. Bak bana da ne hatırlattı. Şu çenemi bir silsene. Yazık sana. Şey, çıkabilir miyim? Olmaz. Burada karşımda oturacaksın ve senin işini nasıl acı çekerek yaptığımı seyredeceksin. Telefon açmak yok, oje sürmek yok. Ve bakmadığımı sanıp benim taklidimi de yapmak yok. Selin geldi mi? Evet geldi. İki saat oluyor. Yukarı çıktı, uyudu herhalde. Kızgın gibi miydi? Yok. Senin fotoğraflarını öpe öpe buralarda dans etti. İyi. Ben o zaman gidip bir konuşayım. Çocuklar uyudu mu? Uyudu. Mantık aldı mı? Hayır. Ben o zaman size yardım edeyim biraz. Enişteciğim. Eninde sonunda yukarı çıkman gerekecek. İyisi mi? Sen şimdi çık. Ablamın gönlünü al. Sağ ol. Gülün altı kulaç. Merhaba. Saatlerdir seni arıyorum. Hala açım.
etrafa bakındım seni bulayım diye. Her şeyi tatlıya bağlamak için. Bu arada park yerini çalan adama rastladım. Hay Allah, kaçırmışım. Yok, sandığın gibi değil. Hiçbir terslik çıkmadı. Hatta adam bayağı kalender biriymiş ya. Bari gidip bir yerlerde bir çay falan içseydiniz. Yaptık zaten. Oğuz, bu gece bizim gecemizdi ama yine senin gecen oldu. Selin'cim ama bu sefer benim hiçbir suçum yok. Hiçbir zaman suçun yok ki zaten. Ha kardeşim, çekil oradan, orası benim park yerim. Ben kimseyle böyle konuşmuyorum. Aynen böyle konuşuyorsun. Ne demek kardeşim ticket geçmiyor? Benim ticket'ım var. Ha birader, görmüyor musun koskoca yazıyı? Burası ekspres kasa. Ne o öyle elindekilerle gelmişsin? Ya Selin, adam ekspres kasaya ağzına kadar dolu bir sepetle geldi. Üstüne üstlük bir torba bozuk para çıkarıp saatlerce saymaya başladı. Ya onu bekleseydik aldığımız ürünlerin son kullanma tarihi geçecekti. Oğuz. Efendim? Seninle bu kadar zaman sonra böyle bir gece geçirmek bana ne kadar iyi gelecekti biliyor musun? Biliyorum. Hem de çok iyi gelecekti. Biliyorum. Peki benim bütün gün nelerle uğraştığımı da biliyor musun? Burak ishal oldu, tam 9 kere altını değiştirdim. Şevval'le 10 kere fış fış kayıkçı oynadım. Zeynep aynı şarkıyı 12 kere söylememi istedi. Anlıyorum hayatım, haklısın. Biz çok çocuk yapmışız. Oğuz, sorun çocuklarımızın sayısı değil. Ben bütün bunları yapmaya itiraz etmiyorum, seve seve yapıyorum. Ama arada bir, hiç değilse 3 ayda bir... bir yetişkinle, mümkünse kocamla güzel bir gece geçirmek istiyorum. Bir yemeğe gitmek istiyorum, sinemaya gitmek istiyorum. Haklısın, anlıyorum. Ama bir park yeri her şeyi mahvediyor. Biliyorum. Boş versen olmaz mıydı? Biliyorum. Ya Selin, kendimi kötü hissediyorum. Ya vallahi çok kötü hissediyorum. Seni bulabilmek için sinemaya gittim. Baktım orada yoksun. Ya oturup filmi bile izledim. Bu arada tebrik ederim. İyi seçim yapmışsın. Çok güzel bir filmdi. Filmi izledin. Bensiz. Selin, beni dinlemiyorsun galiba. Romantik bir Fransız filmini beğendim diyorum. Selin, senin... Hadi güzel kızım. Şimdi de kahvesine süt istedi beyefendi. Ya tazminat ödeseydim daha iyiydi. Ödeyemezsin, hapse girerdin. Ablacığım çok teşekkür ederim, moral verdin bana. Anne çok güzelsin. Anne, ben seninle evlenmek istiyorum. Vallahi bu gidişle bu teklifini kabul edebilirim. Merhaba güzellerim. Vay. Bu ne ya? Biz bu akşam nişana falan mı davetliydik? Yok canım, o geçen haftaydı. Oh, rahatladım. 2 gece üst üste dışarı çıkmak bitirirdi beni. Annem gezmeye gidiyor. Nasıl yani? Nereden çıkacağım şimdi bu? Aklı başında biriyle yemeğe gidiyorum. Yani kendimle, tek başım. Olur mu canım öyle şey? Kadın halinde tek başına bu saatte dışarı olmaz. Niye? Sen tek başına aşk filmine gittin. Ya o Fransız filmiydi. Üstelik çok da sıkıcıydı. Hayatım, boşuna tartışmayalım. Merak edilecek bir şey yok. Hep gittiğimiz yere gideceğim. Bir şey olmaz. Üstelik kahvaltıda konuştuk ya. Bu problemi çözdük sanıyordum. Hayatım, ortada bir problem yok ki. Sadece ben dün akşam yiyemediğim yemeği bu akşam yiyeceğim tek başıma. He. Tamam mı? Tamam. Bana ders olsun diye değil mi? Hayır. Hayır mı? Hayır. Peki. Peki. Bu arada tatlım benden olsun. Sağ ol canım. Rica ederim. Kızlar, babanızı üzmeyin, tamam mı? Tamam. Oğuzcuğum, ortalığı toparlarsın değil mi? Tabii. Sana afiyet şeker olsun. Bu arada çorabın kaçmış ama yine de iyi eğlenceler. Çorabım yok Oğuz. Ben yemeği bitirdim baba. Ben de.
İyi, afiyet olsun. Hadi gidin elinizi yüzünüzü yıkayın, dişinizi fırçalayın, ortalığı toplayın, sonra da yatın. Gülün, nereden sardın bu fiş işini başıma? Neden ek gelire ihtiyaç duydun ki? Ne yapayım? Akşamları boş boş oturup Hababam sınıfının 500. tekrarını mı izleyeyim? Evet. Senin yüzünden bu akşam o tekrarlardan birini kaçırıyorum. Ya Gülün, Allah aşkına şu fişlerden ne kadar kazanacaksan artı tazminatını da ben vereyim, şu fişleri yakalım. Hababam sınıfı için mi? Neden o neşeli, hayat dolu insanları tekrar tekrar izleyeceğini, kendin neşeli, hayat dolu bir insan haline gelmiyorsun? En son ne zaman eğlendin abi? Geçen hafta. Enişteme bir mankenle buluşacağımı söyledim. Ama bir defile izlemeye gittim. Öyle Fashion TV falan değil ha. Gerçek, harbi defile. Abicim, artık kır kabuğunu. Çık, dışarı eğlen, çılgın bir şeyler yap kendin için. Yak gemileri gitsin ya, yak gitsin. Haklısın. Nereye? Ne istiyorsam onu yapmaya. Efişler. Yak gitsin, yak gitsin. Kalan fişleri yazmasam anlarlar mı? Metin nerede? Beni fişlerimle baş başa bırakıp gitti. Ay öf, olduğu kadar. Ay alacağım 3 kuruş zaten. Gülüm, Gülüm, Gülüm. Dur ya, dur. Şöyle biraz oturalım, sohbet edelim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Enişteciğim, biz eski günlerde de sohbet etmezdik ki. Aa, yanılıyorsun, yanılıyorsun. Düğünde konuşmuştuk ya, ablanla evlenirken. He, hatırladım. Ben düğünde sana ablamı üzersen seni öldürürüm demiştim. Sen de bana sıkışsa dene demiştin. Ama bu sohbet sayılmıyor. Gülün, gülün, gülün. Dur, rica ediyorum ya. Azıcık kal şurada ya. Rica ediyorum, bak enişten rica ediyor. Hadi. Hadi, hasta. Ne güzel değil mi böyle enişte baldız oturmuşuz karşılıklı. Ablamın gitmesine bozuldun sen değil mi? Yani beni şimdiye kadar az çok tanımış olmalıydı. Yani ortada bir haksızlık varsa ben göz yumamam buna. Yani beni bu halimle kabul etmeliydi. Enişte, gel. Bak, bir aile bireyi olarak bunu söylemek zorundayım. Seni bu halinle kimse kabul etmez. Ses gitti yine senin. Ben sadece sorumlu bir yurttaş olarak çağdaş ve uygar bir toplum olabilmemiz için çaba gösteriyorum. Ve bundan asla taviz vermem. Maçı kaçırmak pahasına olsa bile mi? Ya, o kadar da katı değilim. Benim de kırmızı ışıkta geçmişliğim vardır. İnsanın sevdiklerini önemsemesi taviz vermek değildir. Ya ne bileyim, ablam için bir şeyler yapabilirsin. Ya onun yanında küfür etmeyebilirsin. Döveceğin bir adamı dövmekten vazgeçebilirsin. Ya ablam senin için neler yapıyor? Ay sana bile katlanıyor. Beni seviyor. Ablam uyumludur. Sen eğlenirsen o da eğlenir. O hala tek başına o restoranda. Ben de hala burada kazık gibi duruyorum. En nihayet anladın. Selvi boylu fıstık gibi kadın orada tek başına oturuyor. Çocuklara bakarsın değil mi? Elbette bakarım. Şey, pantolon daha şık olmaz mıydı? Arabada olacak bir tane. Oğuz. Aa, Selin. Merhaba Selin. Merhaba da senin burada ne işin var? Hiç. Böyle akıllı uslu başında biriyle yemek yiyeyim dedim. Kendimle yani. Doğru dürüst söyleyemiyorsun bile. Aa, bu senin arabadaki pantolonun değil mi? Hamisabet. Biraz
Bollaşmış ama değil mi? Canım, tontiş. İnan, bundan sonra senin yanında kesinlikle kaba davranmayacağım. Nazik bir adam olacağım. Öyle her şeyde kafama takmayacağım. Şu gıcık garsonu bile. Valla ben dersimi aldım. Söz veriyorum. Bundan böyle özel günlerde ve gecelerde aklı başında bir adam gibi davranacağım. Levyeyi bile bagaja koydum. Hadi evimize gidelim. Oğuzcuğum, ben burayı çok seviyorum. Masa örtülerini, çatal bıçaklarını, bardaklarını. Anladım, anladım. Burayı çok seviyorsun ve daha sık gelmek istiyorsun değil mi? Ben de aynı şeyi söylüyorum. O zaman hatamı telafi edebilmek için bana bir şans ver. Seni buraya getirmek istiyorum. Zaten buradayız. Ha, evet. Tabii, buradayız. O zaman madem buradayız, bakar mısınız? Bakar mısınız? Tatlı istiyoruz. Ben bir tiramisu alayım. Ben de kuzu pirzola. Bu arada ticket'larımız var ama hepsi 1 liralık ha. Olur. Aa, ticket mikit yok. Uçtu gitti. Yok ticket. Çok güzelsin. Ne zamandır hayata dair düşünüyorum. Yani zaman akıp gidiyor. Baharda açan o güzel çiçekler sonbaharda soluyor. Ve hayat bana diyor ki sen de bir gün solacaksın. O yüzden ne istiyorsan onu yap. Yüreğinin sesini dinle. Sonra kış geliyor. Her taraf bembeyaz. Bir gelin gibi. Ve hayat kulağıma fısıldayarak artık evlen ve kendine mutlu bir yuva kur diyor. Bu yüzden ben de sizi aradım işte. Eğer İngiltere'deki kızınız hala evlenmediyse izdivacına talibim. Yani doğru telaffuz ettiğimi bilmiyorum. Benim Osmanlıcam pek iyi değildir de. Nazmiye Hanım? Nazmiye Hanım? Nazmiye Hanım? Hmm, güzel bir şey benziyor ya. Hmm. Pastel boya mı bu? Aldın mı, aldın mı? Aldım, hem de şahane bir şey aldım. Çıkarsana şunu göreyim. Her defasında süper hediyeler alıyordum ama bu sefer kendimi aştım. Bakayım şuna. Bilezik. Evet, bilezik. Ablam beğenir mi? Ay saçmalama enişte, ablam bayılır buna. Hem bu sıradan bir bilezik değil, bir kere beyaz altın. Hem her yıl için bir tane süs koydum. Hem her süsünde bir anısı var. Ne kadar? Bak şimdi, şu minik serçe gittiğiniz Sezen Aksu konseri için. Şu bardak evlenme teklif ettiğin gün için. Bu ağaç da... Ya bırak ağacı mağacı. Pahalı mı değil mi? Ne kadar? Ne kadar? Pahalı mı değil mi? 350 lira. 350 mi? Soygun bu ya. Dedin. Ne ablana? Sana diyorum be. Hatta bu en büyük ha. Şansal büyük ha. Çok güzel ya. Bak burada bir de küçük ağaç var. Ya. Ağaç mı? Enişteciğim, o ağacın hikayesini anlatır mısın? Senin o ağacın hikayesini o kadar güzel anlatıyor ki. Hadi Selin'cim, sen anlatsana o hikayeyi. Aa, olmaz ama. Ya hediyeyi sen aldın, sen anlat. Hadi enişte anlat ya, meraktan öleceğiz. Ya üstüme gelmeyin, utanıyorum ama. Hayatım, ilgi odağı olmak istemiyorum. Gülün, o hikayeyi sen anlatmak ister misin? Faturasını görmem lazım. Ne demek şimdi bu? Hiçbir şey anlamadım. Oğuz, sen bu ağacın hikayesini biliyor musun, bilmiyor musun? Hayatım, bilmez olur muyum? Adım gibi biliyorum da. Ben diyorum ki, Gülün... Bu ağaç hikayesini tahmin etmeye çalışsın ha? Tahmin edeyim. Hiçbir fikrim yok ki. O zaman niye süsleri bileziğin üstüne koydun? Ha? Niye süsleri bileziğin üstüne koydum? Ben niye koydum? İşte bütün mesele bu. Süsleri bileziğin üstüne niye koydum? Süslerle ilgili mutfakta notlarım olacaktı. Ben bir koşup gidip bakıp onları... Oğuz. Tontiş. Bunu sen almadın değil mi? Parasını verdim. Hadi oradan be. Vereceğim. Güneyin mi aldı? Evet.
düğünün aldığı başka yıl dönümü hediyelerim de var mı? Birkaç tane. Mesela hangileri? Mesela hepsi. 10 yılda beni aptal yerine koydum. Senin vallahi abartıyorsun ha. O kadar önemli mi? Evet, önemli Oğuz. 10 yıldır hediyelerimi sen seçmemişsin. Hatta bunun parasını bile ödememişsin. O kadar da değil canım. Parasını vereceğiz herhalde. Ama vergiden düşebilmek için faturaya ihtiyacım var. Boşuna heveslenme. Mücevheratı vergiden düşemezsin. İş hediyesi ise düşülebiliyor. Ha, bu arada aklında olsun. Maliyeden ararlarsa sen alüminyum doğramacısın. Sen alüminyum doğramacıya taşlı bilezik mi alıyorsun? Herhalde bununla gurur duymuyorum. Ya ben seni Türkiye'nin en güzel kadınıyla tanıştırdım. Nazmiye Hanım'dan bahsediyorsun, evet, değil mi? Evet. 60 yaşındaydı kadın, insaf ya. Bir kere o kadın Türkiye Cumhuriyeti'nin güzellik kraliçesi seçilmişti. Yapma ya. O kadın gençken cumhuriyet ilan edilmiş miydi? Ben seni o kadınla İngiltere'de okuyan kızı dönmeden gözüne gir diye tanıştırdım. Sen ne yaptın? Kadının karşısına geçip siz bana göre çok büyüksünüz. İngiltere kraliçesi olsa evlenmem dedin. Hayatım, sen şu oyunu kızlarla bahçede oynasan da ben de burada rahat rahat yemek hazırlasam. Peki hayatım. Kızlar, ben saklandım, geliyorum. Şapşi. Anne, babam bizim zıpzımıza biniyor. Bırak binsin yavrum. Abiciğim, artık kır kabuğunu. Çık, dışarı eğlen, çılgın bir şeyler yap kendin için. Yak gemileri gitsin ya, yak gitsin. Haklısın. Nereye? Ne istiyorsam onu yapmaya. Ev işler. Yak gitsin, yak gitsin. Selin. Şuradan biraz doktor eldiveni alsana. Aa, saçmalama. Yapma be güzelim. Onlara para mı veriyorlar sanıyorsun? İlaç firmaları bedavadan dağıtıyor ya. Ya ben hırsız değilim. Canım, çocuklar için. Şimdi onlardan böyle alırız götürürüz eve, şişiririz. Ben bir güzel boyarım. Çocukları oyalar, oynarlar. En az bir saat. Tamam. Çocuklar için ha, bol al. Bol al ya, bol. Evet. Hey, merhaba. Ben iyiyim. Hasta burada. Oğuz Bey, röntgeninize baktım. Pek öyle kırık çıkık gibi bir şey görünmüyor. Acıyor mu? Evet. Siz sıkmadan önce daha az acıyordu. Oğuzcuğum, biz hayat arkadaşıyız. İnsan çeşinden böyle bir şey saklar mı? Niye bana söylemedin? Doktor Bey, doktor Bey. Siz burada yokken eldiven aldı. Buyurun. Yapma dedim. Yaptı. Ablamın gitmesine bozuldun sen, değil mi? Yani beni şimdiye kadar az çok tanımış olmalıydı. Yani ortada bir haksızlık varsa ben göz yumamam buna. Yani beni bu halimle kabul etmeliydi. Enişte, gel. Bak, bir aile bireyi olarak bunu söylemek zorundayım. Hı. Seni bu halinle kimse kabul etmez. Hani Günlü'nün üniversitede bir arkadaşı vardı. Sen de iyi tanıyordun. Şu mankenlik yapan kız, Nermin. Sözlenip ayrıldığım, beni terk eden Nermin mi yoksa? Onun seni çok üzeceğini bilsem de yine de söyleyeceğim. Nermin evleniyor. Eğer ayrılmasaydık, eğer hala beni çılgınlar gibi seviyor olsaydı, eğer çikolata, çiçek alıp evine istemeye gitseydim, eğer babası da al oğlum deyip elini öptürseydi, şimdi damat ben olacaktım ya. Metin'cim, sen yine de üzme kendini. Bir de iyi tarafından bak. Yani bu ilişki sende çok güzel hatıralar bıraktı. Evet. Yakmaya çalışıp tutuşturamadığım birkaç eşyası kaldı bende. Ben şimdi hasta mıyım? Ben sevdiğim insanlarla ilgilendiğim için hasta mıyım?
İyi. İyi. Çok iyi. İyileşmenin ilk adımı hastalığı kabullenmektir. Merak etme. Bunu birlikte çözeceğiz. Ta ki başka birine asla yardım etmek istemeyinceye kadar. Öyle değil mi? Nermin'in düğününe mi gidiyorsun? Ya abla hani söyleyecektin Nermin'in düğününe gideceğimi? Gül'ün Nermin'in düğününe mi gidiyor? Hayatım üzülme diye söylemedik. Ya aslında abi benim sana söylemem gerekirdi. Nasıl söyleyecektin? Köpeğimin hastalandığını söylediğin gibi mi? Abla baksana hiçbir şey anlamamış. Abicim o köpek ölmüştü. Benim köpeğim. Ölmüştü. Yaşar beş